Kim o? Cemil, benim Behzat. Hayırdır Behzat bu saatte? Hiç hayır değil. Telefonda söylemek istemedim. O yüzden kalkıp geldim. Ne oldu? Mert yine kriz mi geçirdi? Mert hastaneden kaçtı. Elini kolunu sallayıp kaçıp gitmiş mi? Kimse görmemiş mi? Engel olmamış mı? Tüm çalışanlarla konuştum. Hiçbiri görmemiş. Kapıdaki görevlileri nasıl atlatmış bilmiyorum ama. Ya bu nasıl bir klinik ki bacak kadar çocuk çekip gidiyor? Ben oğlumu sana emanet ettim. Şimdi bunun hesabını nasıl vereceksin? Ya, arama için iki ekip çıkardım. Kliniğin etrafındaki tüm sokakları, her köşeyi arıyorlar. Oğlumun dengesi bozuk. Aptal değil. Çoktan uzaklaşmıştır. Belki buraya gelir. Gelmez. Gelirse kulağından tutup götüreceğimi bilir. Başka gidebileceği bir yer var mı? Akrabası, arkadaşı. Şu evine girdiği komşusu. Oraya gitmiş olabilir mi? Zannetmem. Arkadaşlarını, komşuları, tanıdığı kim varsa arayıp haber vermelisin. Eğer ondan bir haber alırlar... İşleri bu noktaya getirmeyecektin. Senin görevin onu kilit altında tutup... Hayır. Benim görevim onun sağlığına kavuşmasını sağlamak. Babası olarak eğer terapi almasına izin verseydin böyle olmazdı. Neredesin Mert? Neredesin? Alo Kaan. Ben Cemil amcan. Mert'in babası. Mert'ten bir haber aldın mı bu ara? Ha. Telefon bile etmeden. Peki ararsa ya da kendisi gelirse bana bir haber verir misin? Çok önemli. Tamam. Teşekkür ederim. Alo Behzat, buldunuz mu Mert'i? Biriyle mi mektuplaşıyormuş? Kimle? Şakaya gelir yanı yok bunun Gamze. İyi düşün. Bir şey biliyorsan söyle. Bilmiyorum dedim ya Cemil amca. Hayırdır Cemil abi? Merhaba Yasemin. Ben de Gamze'ye bir şey soruyordum da. Sen bana sor Cemil abi, bana. Mert hastaneden kaçmış. Ne zaman kaçmış? 2 gün önce. Aramadığım yer kalmadı. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Arkadaşlarına falan sorsaydın belki çocuk bir yere sığınmıştır. Mert'in pek arkadaşı yoktur. Ben de Gamze'ye sorayım dedim. Hastanedekilerin söylediklerine göre ikisi mektuplaşıyorlarmış. Yavrum bir şey biliyor musun sen? Bilmiyorum anne, ben nereden bileyim? Cemil amcadan şimdi öğrendim. Nereye gitmiş olabilir peki? Bilmiyorum. Gamze, bak bir şey biliyorsan söyle kızım. Allah muhafaza başına bir iş gelmeden bulsunlar çocuğu. Ya anne bilmiyorum dedim ya. Ben de şimdi yeni öğrendim Cemil amcadan. Şu mektuplara bir göz atabilir miyim? Belki satır arasında bir şey ima etmiştir. Hayır, olmaz. Onlar benim özelim. Gamze doğru söylüyor. Onlar Gamze'nin özeli. Mert benim oğlum Yasemin. Onu bulmak için ne gerekirse yaparım. Cemil abi, Gamze de benim kızım. Ben de Gamze'yi korumak için ne gerekirse yaparım. Ayrıca Gamze yalan söylemez. Dürüsttür benim kızım. O ne diyorsa o. Sana iyi günler. Hadi geç kızım. Geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.